Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz uyku danışmanı Sayın Esra Konal Bahadır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? İstanbul'da yaşıyorum, 38 yaşındayım. 6,5 yıllık evliyim. 3 yaşında bir oğlum var, oğlumdan önce başka bir iş hayatım vardı. Şimdi onunla ilgilenip danışmanlık yapıyorum. Evet. Peki uyku danışmanlığı nedir? Uyku danışmanlığı. Bebeklerimiz dünyaya geldikleri zaman uyumayı bilmiyorlar. Gece gündüz farkının ne olduğunu bilmiyorlar. Biz anneler olarak da onları bir an önce uyutabilmek adına, işte kendi yorgunluğumuzun bir an önce geçebilmesi için onlara farklı desteklerle uyutmaya başlıyoruz. Buna emzirmek giriyor, sallamak giriyor. Arabayla gezdirmek, pusette ileri geri sallamak, her türlü aklınıza gelebilecek farklı seçenekler aslında destekli uykuya giriyor. Uyku danışmanlığı da bu noktada devreye girmiş oluyor aslında. Çünkü destekli uyuyan bebekler bir süre sonra gece çok sık uyanmaya başlıyorlar. Ya da gündüz uykuları çok kısalmaya, böyle 30 dakikalarda uyumaya başlıyorlar. Bu da anneyi uykusuz bırakıyor açıkçası. Sağlıklı bir şey de değil. Anneler uykusuz kaldıkça daha çok yorulup daha çok gerilebiliyorlar. Ve en sonunda da bize müracaat edip uyku eğitimi istiyorlar. Uyku eğitimi bebeğe yanlış uyku ilişkilendirmelerini bıraktırıp tamamen sağlıklı uyku alışkanlıkları kazandırmakla oluyor. Yatağında kendi kendine uyumasını öğretiyoruz. Anne burada bebeğinin hep yanında oluyor. Bebeğine özel bir plan hazırlanıyor. Çünkü çok detaylı bilgi formları ve bebeğin uyku günlüklerini tutuyoruz. Onlara özel, onların karakterlerine uygun bir program hazırlanıyor. Evet. Peki uyku danışmanı olmaya siz nasıl karar verdiniz? Ben o yorgun, o gergin, o uykusuz annelerden biriydim. Benim oğlum hem kucakta sallanarak uyuyordu hem de bizim uykularımıza fön makinesi sesi eşlik ediyordu. Gece uyanıp fön makinesi çalıştırdığım zamanları hatırlıyorum. Gerçekten zor bir süreç. Bebekler büyüdükçe sallamak da zorlaşıyor ve uyku eğitimini araştırmaya başladım. O sırada gerçekten karşıma kalbi güzel bir insan çıktı. Hem oğlumun sağlıklı uykularına kazanmasına yardımcı oldu, hem de bana yapabileceğim bir iş kolu açmış oldu. Öğrendim ki ben uyku danışmanlığı yapabilirim. Çünkü bunun için dışarıya çıkmam gerekmiyor. Ben oğlumla ilgilenmek isteyen bir anneydim. Hani çalışmayı düşünmüyordum dışarıda bir fiil. Dolayısıyla uyku danışmanlığı bu noktada benim için çok ideal oldu. Başladım, öyle bir yola girdim. Amerika merkezli ve tüm dünyada geçerliliği olan bir sertifika programı var. IPHI, Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı Online Eğitim Programı. Bu program bir sene sürüyor ve en basiti uyku nedir'den başlayıp uykuyu etkileyen her faktör, uykuyla ilişkili olsun olmasın, çok geniş bir yelpazede bir eğitim sürecinden geçiyoruz. Sonunda da 5 farklı aileyle staj yaparak programı tamamladım. Sertifikamı almaya hak kazandım. Şimdi de bunun için çalışıyorum. Çok güzel. Peki uyku danışmanlığının en zorlu tarafı nedir? Uyku danışmanlığının en zor tarafı şu ki maalesef toplumda bir ön yargı var. Uyku eğitimi denildiği zaman ailelerin aklına hemen bebeğim çok ağlayacak, bebeğimi ağlatarak uyutacağım fikri geliyor. Ama bu böyle değil. Evet, bebekler ağlıyorlar. Çünkü bebeklerin alışkanlıklarında bir değişiklik yapıyorsunuz. Ve aslında protesto etmek için ağlıyorlar. Yani konuşsaydı şöyle diyecekti muhtemelen. İşte anne, beni dün akşam sallayarak uyutuyordun. Ben bu akşam niye yatağımda uyuyorum? Yani konuşsaydı bunu söyleyecekti. Ama konuşamadığı için bu protestosunu ağlayarak dile getiriyor. Yalnız bizde şöyle bir şey var. Yani biz bebeğimizi asla odasında yalnız bırakıp ağlar, ağlar, susar mantığıyla ilerlemiyoruz. O süre içerisinde hep yanındayız. Sağlıklı uyku alışkanlıkları kazandırırken adım adım ilerliyoruz.
Hani evet sallanıyordu pat, biz bu akşam sallanmayı kestik. Hani bir anda yatağımıza geçtik gibi bir sürecimiz zaten yok. Asla bebekler yalnız kalmıyorlar. Ama hani Türkiye'de özellikle böyle çok yaygın değil. Yaklaşık bir 10-15 senelik bir geçmiş var. Bu da herhalde Türkiye için yeni bir şey. Evet. Peki, işinizde sizi motive eden şey nedir? Ben çalışma hayatındayken çok aktif ve sosyaldim ve insanlara yardım etmeyi gerçekten çok seviyordum. Çok fazla aslında yardım kuruluşunda da çalışmıştım. Çözüm yolu arayıp hemen ne yapabilirim diye düşünmeye başlıyorum. Bu noktada uyku danışmanlığı işte tam bana göre oldu. Çünkü motivasyonumuz bebeklerin uyuyor olması ve en güzel tarafı da hiç tanımadığınız insanlarla telefonda bir bağ kuruyorsunuz. Onlar size güveniyorlar ve hani onların güvenini boşa çıkartmak istemiyorsunuz. Hani iş kısmı bambaşka ama hani gerçekten o bebeğin adım adım sağlıklı uykusuna kavuşmak, annenin rahatladığını bilmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü aynı süreçten ben de geçtim, aynı şeyleri ben de tecrübe ettim. Dolayısıyla hani ben çok isterdim en başından beri bana birileri bu şekilde destek olsun. Ben destek olmaya çalışıyorum ve gerçekten beni motive ediyor. Bir yandan da işimi yapmış oluyorum. Evet. Peki uyku eğitiminde olmazsa olmaz var mıdır? Uyku eğitiminde olmazsa olmaz diye bir kuralımız yok. Şöyle ki aslında zamanda yapılan araştırmalar... davranışçı yaklaşımlarla uyku eğitimi verilmiş. Ama onların belirli kuralları var. İşte o kuralların dışına pek çıkamıyorsunuz. Ne yapılması gerektiğini size net bir şekilde söylüyor. Üçüncü günde şunu yapacaksın, beşinci günde şunu yapacaksın ya da onuncu dakikada şöyle hareket edeceksin, 15. dakikada böyle hareket edeceksin diye. Bu noktada da ben bunu pek onaylamıyorum. Zaten aldığım eğitim de davranışçı yaklaşımdan ziyade bütüncül bir yaklaşım odaklı, bağlanma odaklı bir uyku eğitimi veriyoruz. Çünkü o anda bebeğin hissettiği şey çok önemli, annesinin hissettiği hazır olması çok önemli. Dolayısıyla aile dinamiklerine, bebeğin mizacına, onun karakterine uygun bir plan hazırlayarak ilerlemek çok daha doğru olabiliyor. Evet, uyku eğitiminin bir süresi var ama o sürede de kimseyi zorlamadan, kimseyi yalnız bırakmadan ilerliyoruz. Sadece herkesten ricam şu ki lütfen uyku eğitimine ön yargılı olmasınlar, araştırsınlar. Bu işin gerçekten eğitimini almış insanlar var. Bir de ağlatmadan uyku eğitimi diye belirten insanlar var. Aradaki farkı lütfen araştırsınlar çünkü ağlamak bebeklerin... İçgüdüsel yaptıkları bir şey. Bazen kendilerini rahatlatmak için bile ağlayıp streslerini boşaltabilirler. Dolayısıyla her ağlama kötü değildir. Ağlatmadan uyku eğitimi de maalesef yok. Dolayısıyla iyi araştırmak gerekiyor. Evet. Peki size nasıl ulaşabilirler? Sanıyorum bir uyku sizin sosyal medya sayfanız evet, değil mi? Evet, Instagram hesabım. Instagram hesabım herkese açık. Oradan mesaj da gönderebilirler. Telefon numaram var, oradan bana ulaşabilirler. Mümkün olduğunca kısa sürede geri dönmeye çalışıyorum. Ama takdir edersiniz ki benim de 3 yaşında bir oğlum var. Bazen hemen geri dönüş yapamayabilirim. Ama mutlaka geri dönüşleri sağlıyorum. Çünkü dediğim gibi birine yardımcı olmak gerçekten beni mutlu ediyor. Evet. Peki ortalama bir uyku programı ne kadar sürüyor? Bizim uyguladığımız, yani benim eğitim aldığım süreç 3 haftalık bir süreç. 3 hafta. Bebeğin detaylı bilgilerini alıyorsunuz, uyku günlüklerini alıyorsunuz. Daha sonra durumun değerlendirmesini aileyle beraber yapıyoruz. Ailenin beklentileri burada çok önemli. Ne istiyor? Yani hani gece hiç uyanmadan uyumasını mı istiyor? İşte emerek uyan bir bebek olabilir. Hani emzirmeyi mi bırakmak istiyor? Ya da bırakmadan mı devam etmek istiyor? Dolayısıyla bunu aileyle beraber değerlendirip arkasından ben bir plan hazırlamaya başlıyorum. O aileye uygun, o dinamiklere uygun bir plan hazırlıyoruz. Planını hazırladıktan sonra aileyle paylaşıp onlara tekrar bir anlatmış oluyorum. Hani nasıl ilerleyeceğiz, nasıl bir program olacak.
3 haftalık bu süre içerisinde de ben her gün kendileriyle görüşüyorum. Yani bir önceki günü aslında biz ertesi gün anneyle değerlendirmiş oluyoruz. Hani ne yaptı? Bebek nasıl tepki verdi? Çünkü bazı bebekler var örneğin kucakta olmaya o kadar alışıklar ki yatağına yatırdığınızda ağlamaya başlıyor. Sonra tekrar kucağınıza aldığınızda daha da sinirlenebiliyor. O noktada ona başka türlü yaklaşmak gerekebiliyor. Yani kucağa alıp tekrar yatırmaktan ziyade başka yollar bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla adım adım ilerliyoruz. Genelde birinci haftanın sonunda düzelmeler görülmeye başlanıyor. 3 haftanın sonunda da artık bebeğimiz kendi kendine uyumaya başlıyor. Anne sadece onun uyuduğunu görüp çıkıyor odadan. Mükemmel. Evet, son olarak ailelere neler söylemek istersiniz? Uyumayan bebek yok. Önce bunu söylemek istiyorum. Her bebek mutlaka uyuyor. Maalesef biz tecrübesizliğimizden ya da büyüklerimizin bize anlattıklarından, işte biz de yaşadık, biz de salladık gibi söylemlerden dolayı maalesef yanlış ilişkilendirmeler yapabiliyoruz. Hiçbir şey için geç değil. İşte benim oğlum şu kadar aylık oldu, benim kızım bu kadar oldu, geç mi kaldım değil. Hiçbir şey için geç değil. Arayın, hep beraber bu yolu çözelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Sayın Esra Konal Bahadır konuğumuz oldu. Hoşça kalın.